Traktör.com YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoya hoş geldiniz. Tekrardan bugün şöyle bir ekipman sahamızdayız. Geriye kalan ekipmanları size şöyle bir göstereceğim. Zaten ondan sonra yavaş yavaş artık işler de başlayacak. Bahar dönemine de geldik. Mart ayının artık ortalarındayız. Şimdi geri kalan arkadaşlar ekipmanları ben size tanıtacağım. Şöyle ne işlem yaptığımızı göstereceğim. Genel olarak. Ondan sonra artık tarla işlerine hava fırsat verdikçe, toprağın kuruluğu fırsat verdikçe tarla işlerine de başlayacağız yavaştan. Videoya geçebiliriz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Şimdi sizlere zaten tapanları ve bunların yanında listeller vardı. Hatlama bıçaklarımız. Şimdi onlarla tekrardan ikinci aktarmayı yapacağız. Onun için traktörün arkasına bağlı onlar şu an. Onlar şu an ekipman alanda göremezsiniz. Şöyle bizim ilk videolarımızda üçlü kazma makinemiz vardı zaten. Oradan lahana bahçesine kazma makinesi de işlem yapmıştık. O videoda kazma makinesini görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle mandal başı dediğimiz bir makinemiz var. Bununla pamuk sulaması döneminde mandal çekildiği zaman suyu dışarıya kaçmasın diye suyun bırakıldığı alana bunda toprak yoğuyoruz. Zaten dönem geldiğinde daha net göreceksiniz arkadaşlar bunları. O zaman eğer bu makineyi kullanırsak size göstereceğim. Aysan var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tabii bunlar daha önceden kullanılıyordu. Şu an pek fazla kullanılmıyor. Normal bahçe işlerinde. Ufak tefek şöyle bir aralarda kullanıyoruz kendisi ama önceden tarlada kullanılıyordu. Şu an kullanılmıyor arkadaşlar bunlar. Şu gördüğünüz 29'lu Aysan arkadaşlar. Yani dönemin en büyüklerinden zaten 29'lu Aysanlar. O zaman 80-66 ile 70-66 çekiyordu. Tabi şu an traktörler büyüdüğü için hem de tarlada buna gerek kalmadığı için kullanmıyoruz. Şöyle 9'lu patlatma. Gördüğünüz gibi. Genelde 90'lara takıyoruz bunu. Çiftlik içerisinde. Tarlalarda pamuk sonrası, pamukun saplarını biçtikten sonra kullanıyoruz genelde. Buğday yeri hazırlamak için. Şöyle Alplerin beşli köteni. 14 inç beşli. Bu da daha önce arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dörtlüydü. 80-66'ya takıyorduk o dönem. Tabi 80-66'nın birkaç defa kolunu kırmıştı bu. Yan kollardan bir tanesini. Daha sonra traktör büyüyünce bizim 6040 gelince bir iki ek daha yaptık oraya. Beşli oldu. Dörtlüyken beşli yaptık yani. Şu an 6040'a kullanıyoruz. Zaten yüzlük de çekiyor kendisini ama yüzlük biraz zorlanıyor bunda çekerken. Ama 6040'da çok rahat çekiyor arkadaşlar. Daha sonra zaten dönem geldiğinde sizlere daha net bunları göstereceğim. İşlem üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Şöyle beşli Alplerin güzel bir pullu. Daha sonra arkadaşlar şurada bizim çok eskiden kullandığımız kobliler. En küçüğü bu koblilerin. Eski tip tabi. Şu zamanın V tipi. O zamanın şöyle düz olanlarından. Şuradan açılıp kapanma ayarı var. Bunu kaldırıp şunu ileri doğru çektiğimizde bu arasındaki fark açılıyor. Şunla şunun arasındaki fark açılıyor. O zaman daha çok toprak yığmaya başlıyor. Yerden daha çok toprak çakmaya başlıyor arkadaşlar. Bunun bir büyüğü daha var. Onu da size göstereceğim birazdan. O ama arka tarafta. Bu 20'li arkadaşlar. En küçük olanı. Birazdan diğer tarafa gittiğimde size büyük olanı da göstereceğim. Şöyle 8'li bir kültivatör var. Tabii bunun da çok eskiden kullanıyorduk. Şu an hemen hemen bir
10 yıldır falan artık kullanmıyor bu. Şöyle bacakları falan hala üzerinde. Tabii bahçe işlerinde kullanılabilir. Tek çekerle falan 70-66 ile 90 ile falan kullanabiliriz bahçe içerisinde. Ama dediğim gibi 10 yıldan beri kullanılmıyor arkadaşlar. Şöyle bir kükürt makinemiz var. Tabii bu da çok eski. Artık parçaları, iç parçaları gözüküyor. O yüzden bunu da kullanmıyoruz. Şöyle şaftlı. Şöyle üzerinde kayışlar da var. Bunun içerisine kükürt boşaltıp pamuk tarlalarına daha önce atılıyordu. Tabii sebze bahçelerine de atılabilir. Domatese falan genelde kükürt atırlar. Oradan aklınıza gelebilir. Daha sonra mandal makinesi arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Eski tip mandal makinesi. Şu ankiler biraz daha değişik. Şöyle V şeklinde olanları da var. Daha iyi toprak çıkartsın diye. Ama ilk mandal makinalarımızdan bir tanesi bu. Şöyle pamuk tarlalarına her 15 hatta bir araya böyle toprak yükseltme yapılıyor. Şuradan dökülüyor biraz, şuradan dökülüyor. Ortaya biraz toprak yükseliyor. O mandal arasında bir su veriyoruz. Pamuklara. Sulamalar daha düzgün olsun diye. Daha sonra zaten videolarda görmüş olduğunuz 15'li patlatmamız. İlk videolarımızda arkadaşlar 6040'a takmıştık bunu. Buğday yeri hazırlarken. Orada daha net görebilirsiniz. Çalışma prensibinde. Şöyle bir kepçemiz var. Eski tip tabi. Artık bunu da çok nadir kullanıyoruz. Daha çok su yerlerini açıp kapatmada kullanılıyor veya çiftlik içerisinde toprak taşımada kullanılıyor arkadaşlar. Kepçemiz de böyle arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz 7'li patlatma. Daha önce zaten hatta bir hafta önceki attığımız videoda bununla bahçeye sürmüştük. Şu an şöyle bir göstereyim size. Sonra buraya gelecek olursak burada bir dörtlü kötenimiz var. Bununla biz yüzlükle bahçeye köten çekmiştik. Dörtlü 14 inç yine Alplerin. Bu da çiftliğin ilk kötenlerinden. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada büyük bir tesviyemiz var. Bunun da tanıtım videosu zaten YouTube kanalımızda var. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. 4 metre genişliğinde. Şöyle 4 tekerli. Ağır tip bir tesviye. Bununla tarladaki işte dengesiz yerleri düzeltiyoruz. Kersekli yerlerin kerseğini öldürmek için genelde kullanıyoruz. Şöyle 5'li çapamız var. 5 hatlı. Normalde 15'li zaten ama 5 hat kullandığımız için bununla pamuğa, mısır arasına mesela çapa için kullanıyoruz arkadaşlar bunda. Pamukla mısır arasına. Şöyle bir küçük tesviyemiz var. Yine çiftlik içerisinde yolları falan bazen temizlemek için veya bahçe içerisindeki dengesiz yerleri düzeltmek için kullanıyoruz. Şöyle bir 1,5-2 metre kadar genişliğinde var. Şöyle göstereyim. Zaten genel olarak bütün çiftliklerde bulunan tesviyeden standart yani. Yine tekrardan 5'li yani 5 hatlı bir çapa daha. Diğeriyle aynı zaten. Bu sene bunları tarlada sık sık kullanacağız. Pamuk ekildikten sonra. Yaklaşık zaten bir ay sonra inşallah havada fırsat verirse artık pamuklar da ekilmeye başlar. O zaman daha net bunları tarlada çalışırken görürsünüz arkadaşlar. Şimdi arka tarafa doğru giderken arkadaşlar size şunu da göstereyim. Şöyle bir itfaiye merdiveni gibi merdivenimiz var. Bunlarla biz ağaç dallarını mesela diyelim çiftlikte büyük traktör veya büyük pamuk romoklar geldiği zaman çiftliğin içine rahat geçmeler için biz mesela diyelim şu seviyedeki ağaç dallarını kesmek için kullanıyoruz. Traktörün arkasına takılıyor. Yanında kolçağı var. Şuradan
çevirip uzamasını veya dikleşmesini, geri aşağı inmesini onu sağlıyoruz şu gördüğünüz halatla. Ya da süs ağaçları, büyük palmiye ağaçlarını kesmek için kullanıyoruz arkadaşlar bunu da. Size bunu da göstermek istedim. Şimdi diğer malzemelerimizin yanına gidelim. Evet arkadaşlar, buraya gelecek olursak ilk önce şuradan başlayayım. Şöyle bir geçeyim ben. Şöyle üçlü yüksek bir saf suyumuz var. Derin patlatma diyoruz arkadaşlar biz buna. Bununla buğday sonrası hazırlanacak pamuk yerine derin patlatma çekiyoruz. Ondan sonra mesela köten çekiliyor direkt. Bizimki en üst seviye, yani bacak boyu falan en yüksek olanı. Şöyle gördüğünüz gibi ağır tip şahse üçlü 6040 rahatlıkla çekiyor arkadaşlar bunu. Şöyle bir makine bu da. Şimdi diğer tarafa tekrardan geçelim. Şöyle önceden pamuk yerlerini bastırmak için kullandığımız tapanlar var. Hatta bir iki videomuzda da kullanmıştık arkadaşlar. Kanalda videolarımız var. Şöyle bir kanal pulumuz var arkadaşlar. Bayağı büyük, oldukça geniş. Ya bundan normal mesela bizim burada ikilerin ağzıyla konuşayım, drenaj kanalı diyorlar mesela, geniş kanallar. Onu bile açma ihtimaliniz var yani bununla. Bayağı büyük bir traktör kullanırsanız. Çünkü arka tip oldukça geniş. Bununla pamuk sulanacak yerlere suyun gidiş yönüne doğru kanal açıyoruz. Önde bir bıçağı var, uzun. Yine de onu saplanıp açıyor. Zaten birkaç gün sonra bahçeye şöyle bir kanal açmayı düşünüyorum. O zaman belki bunu veya bunun bir küçüğü var, şimdi onu da gösteririm. Onu kullanabiliriz. Orada da aynı, zaten size gösteririm arkadaşlar ben onu. Şöyle iki tane arka arkaya diskaromuz var. Bunlarla biz buğdayın ektikten sonra üstünü kapatıyoruz. Bu sene kullanamadık bunları. Bunların yerine biz biraz daha çamur olduğu için tarla, kobileri kullandık. Ama inşallah seneye bunları kullanacağız. Şöyle 27'li bir de 32'li gördüğünüz gibi diskaroları var. Bunlar koblilere göre biraz daha sık bacaklı, yani sık bıçaklı olduğu için buğday buna çok seri bir şekilde kapatılıyor ve çok düzgün bir şekilde çıkıyor. Şöyle bir yan yatmış malzememiz. Bu mandal dağıtma makinesi. Demin size mandal makinesini göstermiştim. Onunla böyle bir üçgen tarzında mandal yapıyoruz. Daha sonra pamuk toplanacağı dönemde biz bununla o mandalın sırtından böyle gidip ortağını ikiye ayırıyoruz mandalı. Ki pamuk biçerinin bacakları geçtiği zaman o yukarıda kalan kısmı alabilsin diye, yani toprak çekmesin diye yukarıya. Bunun da dönemi geldiğinde arkadaşlar teker teker anlatacağım zaten. Şu anlık şöyle bir üstün körü size gösteriyorum. Burada küçük bir tane daha aysanımız var. Değerli aynı. Bunu çok fazla kullanmadığımız için bu burada. Bunun bazı bacakları da zaten ölmüş. Şöyle göstereyim mesela. Bakın şunun alt kısmı yok. Dediğim gibi uzun zamandır kullanılmıyor bunlar. Çünkü artık malzemeler büyüdü. Traktörler büyüdü. Tarlalar da geniş. Bu gördüğünüz malzemelerle yani 1500 dönüm arazi çevriliyor. O yüzden şu an bunlar kullanılmıyor. Size söylediğim diğer küçük pulluk, kanal pulluğu. Daha önce biz bunu kullanıyorduk çoğu kanal açma işlemimizde ama bu biraz artık küçük geldi. Çünkü santrifüjler büyük, yani su çeken dinamolarımız çok büyük. 16'lık, 12'lik, 10'luk, böyle 3'ü 4'ü bir anda çalıştığı için su kanalı aşıyor tabi. Açtığı için de daha büyük bir malzeme lazım, onun için de onu kullanıyoruz. Şu anlık bu da küçük, sadece çiftlik içerisindeki işler için kullanılıyor. Daha sonra bir tane çekiç kesen marka, bir tane ilgi. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane koblimiz var. Bunları zaten çoğu işlemde kullanmıştık. Yine tekrardan diyeceğim, videolarımız var arkadaşlar. Hatta en son buğday üstünü kapatırken yine bu ikisini kullanmıştık.
Hatta 3 tane kullanmıştık. Bir tane de komşulardan almıştık biz onu. Bunların videolarını da oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan bir göz atın. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkürler. Böyle size ara ara zaten dediğim gibi çiftlik içerisindeki malzemelerin tanıtımını yapacağım. Sizlere göstereceğim. Zaten çok az bir malzeme kaldı. Onları da size göstereceğim daha sonraki videolarda. Bir de eğer traktörlerin 4 tane traktör kullanıyoruz. 4'ünü de aynı anda yakalarsam eğer o video içerisinde hem malzemeleri hem traktörleri de tanıtıp artık tamamen çiftlik içerisindeki malzemeleri görmenizi istiyorum. Çünkü artık yavaştan işler başlayacak. Hem tanıtım hem şey olmasın, mesela iş olmasın sizi sıkmamak için. Direkt iş videolarını size göstermeye çalışacağım. İnşallah tabii zamanı geldiğinde. Şimdi benim burada anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu gördüğünüz malzemelerle dediğim gibi 1500 dönüm arazi çevriliyor. Birkaç tane daha malzememiz var, romoklar var. Onları da size şöyle bir gösteririm daha sonraki videolarda. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Traktör.com YouTube kanalına abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Daha iyi videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.